Merhaba oyuncular, ben Boğaç. Ben Boğaç olmak istiyorum. Merhaba oyuncular, ben Boğaç. Ben Buğra değil. Niye böyle bir şey yaptık? Ben çok istedim. Bugün sen söyleyebilir misin? Assassin's Creed Syndicate oyununun çıkması şerefine biz de bugüne kadar Assassin's Creed oyununda bizi en çok etkileyen anları listeledik. Çok sağ ol abi, söyleyemiyorum evet, abi. Ben kalkayım üstüne. Eyvallah. Bu sahnede Altair'in son savaşta Templar olan Robert'ın ona söylediği çok kritik bir şey vardı. İç çamaşırı giymiyorum. Evet, bu değildi. Robert aslında başından beri güvendiğimiz aksakallı mentorumuz Al Muallim'in bize ihanet ettiğini açıkladı. Bayağı oyunun sonunu söylemiş, spoiler vermiş herif ya. Hatta biraz daha oynarsan 6. hissin sonunu bile söylüyor. Bruce Willis ölüymüş. Ezio ile birlikte seri boyunca derinlikli yan karakterler tanıyoruz. Örneğin ailesi. Özellikle açılış sekansında abisiyle beraber o... Tabii bu noktadan sonra amcasının kanatları altına giriyor Ezio ve onun yanında o özlemini duyduğu aile saadetini... Canından çok sevdiği sevgilisi... Evet, Ezio bu seride gerçekten kimi sevdiyse, kimle dostluk kurduysa hepsi maalesef yaşamını yitirdi. Hepsi de onu çok etkiledi büyük ihtimalle ama hem bizi hem de bizce Ezio'yu en çok etkileyen bir türlü kavuşamadığı sevdiği Christina'nın Ezio'nun kollarında ölmesiydi. Özellikle Ezio kadar ailesini seven bir adamı oynadıktan sonra Connor gibi aile bağlarına pek değer vermeyen birini oynamak bizi oldukça şaşırttı. Özellikle kendisinin baba sevgisi oldukça takdire şayan. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Arkadaşlar, siz bu heriflerin kaç yıldır düşmanısınız? Allah aşkına artık şu heriflerin bıçak olayını kavrayın. Bir Assassin'le bu kadar yakın durmanın bir alemi yok arkadaşlar. Ezio'nun Assassin olmak için attığı ilk adım bu an sayılabilir. Yani bugün Ezio'nun hayatının geri kalanının ilk günü diyebilir miyiz? Demese diyorum. Ben çok seviyorum onu. İyi diyelim. Bu yüzden her şeyin Ezio için başladığı bu anı biz de listeye almazsak olmazdı. There, it's finished. Bu arada Leonardo da Vinci'nin yaptığı saçma sapan çirkinlikteki enişte şakasını da unutmamak gerekiyor. Now all that's left is to remove your ring finger. Do it quickly. I was only having fun, Ezio. Böyle aptalca şaka mı olur lan? Sen Mona Lisa'yı çizin. Seride birbiriyle karşılaşmaları imkansız olan iki ikonik karakter, Ezio ve Desmond'ın konuşması bizi en çok etkileyen sahnelerden biri oldu. He's talking to me. Assassin's Creed'in hiçbir zaman yerinde olmayacak en karizmatik karakteri Ezio'nun genç Desmond'dan mahalle abisi olarak yaptığı konuşmayı hiç unutmayacağız. Now, listen. Unutursak kalbimiz kurusun. I am Selim, Süleyman's father. He speaks quite highly of you. Şşş! Hayırdır? Sen kim, Sultan Selim'e kılıç çekmek kim ulan? Evet, şaka bir yana tabii ki Osmanlı'nın bir portresi olduğu için ve bizim de kültürümüzü içerdiğinden mutlaka bizim en çok etkili... Yok abi, ben yapamayacağım ya. Böyle bir şey yok ya. Sen kimsin de kılıç çekiyorsun ya? Kimsin oğlum ya? Kimsin ya? If you heed Minerva, the sun will have its way. The ground will crack and spin. Dünya tehlikedeydi. Tüm insanlığın yaşamı onun ellerindeydi. Altair'in değil, Ezio'nun değil, Connor'ın değil. O şişman, o ihanet eden saçmalama. O herif de değil. Hepsi Desmond'ın elindeydi. Desmond'ın herkesi kurtarmak için kendini feda edişini hiç unutmadık. Koca yürekli Desmond. Toy bir delikanlı olarak başladı bu maceraya. Yine toy bir delikanlı olarak veda etti. Çünkü fazla zamanı olmadı açıkçası yani. Öyle, maalesef öyle bir şey oldu. Genç adam. İyi yaşadı. Ezio zaten her zaman. Ezio daha iyi. Hadi. Ezio. Evet, bizden bu videoluk bu kadar. Bu kanala abone olmayı ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Oha, oldu lan. Bayağı iyi oldu. Niye böyle bir şey yaptık? Bilmiyorum.